Bebeklere uyguladığımız Sağlık Bakanlığı'nın rutininde bulunan ve mecburi kıldığı aşı takvimi şu şekildedir. Doğar doğmaz birinci hepatit B verilir. Birinci ayın sonunda hepatit B'nin ikincisi uygulanır. İkinci aylığını dolduran bir bebeğe verem aşısıyla birlikte karma aşının birincisi ve zatürre aşısının birincisi uygulanır. Karma aşının içerisinde difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve hemofiloz influenza B adını verdiğimiz bir menenjit aşısının bulunduğunu hatırlatmak gerekli bu noktada. İki ayını doldurduktan sonra dördüncü ayda bu aşıların yani karma ve zatürrenin ikincisi tekrarlanır. Altı ayını doldurduğunda da üçüncü hepatit B ile birlikte üçüncü karma ve üçüncü zatürre verilir. Bu arada rotavirüs aşısına da değinmek istiyorum. Rotavirüs aşısı bizim uygun gördüğümüz ama zorunlu olmayan bir aşı olması nedeniyle ailenin isteği doğrultusunda 2, 4 ya da 3. 5. aylarda yapılabilir. 1 yaşına kadar bu 6 ayla 1 yaş arasında başka bir aşı şimdilik yok. Ancak son günlerde kızamık salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın 9 aylık bebekleri aile hekimleri aracılığıyla aşıya çağırdığını da duyuyoruz. Böyle bir duyum alan ailelerin 9 aylıkta bebeklerine kızamık ek doz aşısı vermelerinde hiçbir sakınca yok. Birinci yaşı doldurduktan sonra zatürre aşısının dördüncü ve son dozu, kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısının birinci ve ana dozu, ek dozu saymıyoruz ve su çiçeğinin birinci dozunu veriyoruz. Daha sonra 18. ayda karma aşı adını verdiğimiz bu difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve hip menenjiti aşısının da dördüncü ve son dozunu yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı uygulamalarında hepatit A'nın birincisi de bununla birlikte yapılabilir. Hepatit A'nın ikincisi birinci dozdan 6 ay sonra uygulanır. Ancak 2 yaşında ve 2,5 yaşında da hepatit A uygulanabilmektedir.